Merhaba Pokemon dostları. Heyecanlıyım. Gerçekten bir anda gün diye bir video düştü. Ben de hemen kendimi kameranın önüne attım. Sizlere hem bu heyecanımı hem de bu haberi paylaşmak istiyorum. Gerçekten şu an heyecanlandım. Çünkü çok hoşuma giden bir gelişme oldu. Çok güzel bir gelişme oldu. Legend Arceus oyununda biliyorsunuz Hisuian formlar var. Ve yeni Pokémonlar da var. Yeni iki tane Hisuian formu gördük şu anda. Bunun öncesinden başlayalım. Birkaç gün önce bir video yayınlandı. Çok da ilginç bir videoydu. O videoyu hemen şöyle size kısaca göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani gösterme değil de şöyle bir geçelim. İşte bir tane araştırmacı bir araştırma yapıyor. Biraz cızırtılı bir video. Böyle sürekli cızırtılar var vesaire. İşte bazı şeyler söylüyor bu araştırmacı. İşte karlı bir bölgedeyim. Çok güzel bir ortam falan filan diye. Daha sonra işte bazı Pokemon'lar görüyor. İşte bir Snorunt'lar görüyor. İşte e, çeşitli şeyler görüyor, gökyüzüne bakıyor vesaire. Ondan sonra bir yere ilerlerken başka bir Pokemon görüyor. Onu hem ilerletelim şöyle. İşte burada e, Pokemon'u gördükten sonra Pokémon'u anlatmaya başlıyor. İşte e, ne diyor? Sarı diyor, gözü var diyor. İşte şurada kulağı şöyle diyor, kuyruğu böyle diyor. Kırmızı bir bir kuyruğu var diyor. Beyaz mı diyor, kırmızı mı? Ne şu an hatırlayamadım. Ha. Evet, kırmızı diyormuş. Tam doğruya denk getirmişim. Yani böyle bir birazcık tanımlı işte Volpix'e de benziyor, e, Growlithe'e de benziyor gibi bir şeyler diyor ama ikisi de değil diyor. Daha sonra adamın başına bir şey geliyor, adam bir çığlık atıyor ve video bitiyor. Bu şekilde bir video. Şimdi bunu izlediğimizde tabii ki öncelikle güzel bir tanıtım olduğunu söyleyebilirim. Yani e, bazen böyle e, güzel tanıtımlara imza atıyorlar. Bu arada bunu kapatalım artık arkadan sesi gelmesin. İşte o Ponyta'nın tanıtılması gibi, işte Surfact'in tanıtılması gibi ilginç şeyleri imza atıyorlar. Bu da onlardan biriydi. Tabii ki birkaç gün tahminler yaptık. Ben bir video çekmedim üzerine. Hani dedim çok da video çekilecek bir durum yok henüz. Çünkü tahmin edilecek bir şey yok. Ortaya çıktığında çekerim demiştim ki çektim şu anda zaten. E, i̇ki gün boyunca işte insanlar tartıştı pek çok e, kanalda orada burada işte bu nedir işte Volpix'e benzeyen tilki Pokemon'ları ortaya çıkardılar. Bunun işte Zoroa'sından işte Fennekin'ine kadar e, hepsini e, koydular öne yani ve bunlar işte bir tane Hesium formu gelecek falan filan gibi. Zaten videonun başı Hesium formla alakalıydı o nedenle zaten Hesium formun geleceği kesindi ama işte tilkiye benzeyen Pokemon'lar üzerinde bir tahmin zinciri oluştu tabii ki. Ve bugün yani 21 Ekim itibariyle saat 4 gibi e, bu videonun yani cızırtılı değil düzenlenmiş saf halini koydular ve biz bu isyum formların ne olduklarını gördük arkadaşlar. Hemen şimdi de ona geçelim. İşte bu çalışıyor mu diye başlıyor. Biraz hızlı ilerleteceğim buraları. Kamerayı falan sildi. Burada öncelikle çevreye şöyle bir göz atıyor. Oraları geçelim. Sonra tahmin ettiğimiz gibi bir Snorunt sürüsüyle karşılaşıyor. Snoruntları görüyor. İşte onların beslenmesini vesaire böyle bir ne diyelim görüyor, araştırıyor. Bu, bu arada videoyu çeken kim onu bilmiyoruz. Yani bir de kamerayla çekim yaptığına göre ilginç. Bu yoksa bu Arkes'in telefonu Olayı vardı biliyorsunuz. Daha önceki tanıtımda çıkmıştı. O mu acaba hani o telefon işte acaba bu kayıt da mı yapıyor falan filan diye onu mu kullanıyor acaba bilmiyoruz. Neyse uzun lafın kısası burayı geçelim. Sonra işte şu dağa tırmanacağım diyor ve daha doğru tırmanıyor. Orada böyle çok gizemli bir ortamda ki burasının tam olarak sin nokta nereye denk geldiğini şu an e, tam çıkaramadım. Karlı bir bölge olduğu için işte snow point tarafı mı acaba? diyorum yani bilmiyorum Tabii şu an için adam bu ormanda işte mistik bir hava aldığını söylüyor tam o sırada da bir tane Pokemon görüyor işte bize tarif ettiği o Pokemon'u burada da tarif etmiş oluyor Tabii ki ve görüntü Arkadaşlar işte bu, bu bir Growlit mi diyor yoksa diye bir, bir Volpix mi diyor ama ikisi de değil bu bir Zoro arkadaşlar Hissyun Zoro'a karşınızda ee, Zaten yakından da göreceğiz birazdan bu uzaktan görünüşü işte çok güzel olduğunu söylüyor falan ama adam zora incelerken zoranın arkasında ağaçların orada böyle dev gibi bir e, görüntü beliriyor. Bakın arkadaşlar dikkatli izlersek bakın arkasında duman gibi siyah bir gölge oluşacak ve o gölge giderek büyüyor dikkat ediyorsanız ve şurayı izleyelim gerçekten güzel bir yer burası bakın. Bir anda adamın üstüne atlıyor kara bir böyle kabus gibi çöküyor. Ve sonrasında da arkadaşlar şöyle geçiriyorum. Telif yememek için mecbur burayı ilerletmem lazım ve Hisuy'un Zorua karşınızda arkadaşlar pembe göz kapakları, sarı gözleri var galiba. İşte pembe kulak uçları, kuyruğunun orada siyah şey kırmızı, pembemsi bir şey var onun dışında yani tipine bakıldığında buz türü gibi duruyor. Hani buz acaba buz karanlık, buz hayalet olabilir gibi geliyor. Ama sonrasında arkada beliren ise arkadaşlar Hisuy'un ark gerçekten müthiş bir tasarım olmuş. Zaten Zoroark'ın yani Zoroark'ın kendisi zaten müthiş bir tasarımdı. Formu da gerçekten güzel tasarlanmış. Burada kendisini çok net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Hisuyun zor ark. E, baktığım zaman dediğim gibi bana sanki hayalet buzmuş gibi geliyor. Ama bu kızıllıklar acaba buz ateş olabilir mi diye de bir soru işareti bıraktırıyor. Ama sanki adama saldırı şekli falan bana biraz hayaletmiş gibi geldi bu Pokemon'un. Ama sonuç olarak elimizde Zor A ve Hisuyun Zoroark var arkadaşlar. Yeni formlarımız hayırlı olsun Legend Arceus'ta. Çok güzel oldu, çok sevdiğim iki Pokemon'a form geldi. Özellikle Zoroark gerçekten çok çok iyi duruyor. Şimdi bunların türleriyle alakalı ya da oluşum detaylarıyla alakalı şeyleri henüz bilmiyoruz. Şu vid yani video çektiğim an itibariyle bilmiyoruz ama açıklandığında ben size duyurusunu yapacağım. İşte burada da görüyorsunuz yine yavrusunu ya da işte Zoroark'ı korumak için adama saldırıyor ve sonra da çekip gidiyor. Video da bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bunlar. Sevinçliyim çünkü arka çok severim ben. Çok sevdiğim bir Pokemon'a da bu şekilde bir form gelmesi gerçekten beni sevindirdi. Hemen şuradan Serebi'ye bir bakıyorum arkadaşlar. Bilgiler gelmiş mi diye. Evet gelmiş. Normal Ghost. Ayda. Normal Ghost mu? Aa çok iyi. Normal hayalet türünde hiçbir Pokemon yoktu ve normal hayalet türü çok avantajlı bir türdür arkadaşlar. 3-4 türden 0 yer sadece karanlık türden çarpı 2 yer. Oo dedirtti yani şu anda bana. Çok güçlü bir zor karşı karşıyayız. İkisi de normal hayalet türündeymiş arkadaşlar. Şu an belli oldu. İlginç. Gerçekten ilginç. Yani çok güçlü bir e, avantajı olan bir şey olacak. E, tür olacak ama buz gibi de duruyor neden beyaz yapmışlar acaba ilginç buz gibi de da açıkçası neyse tü, güzel bir tür güzel bir tür kombinasyonu ve ilk defa ortaya çıkan bir tür kombinasyonu oldu zannedersem yanlış hatırlamıyorsam evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar detaylı bilgiler çıktıkça yine sizlerle olacağız bu videoda sizlere duyurusunu yapayım dedim hisyuan zora ve zor zora normal hayalet türüyle karşımızdalar legend arceus oyununda Kimlik söyleyeceklerim bunlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.